Okay. Evet. Ben Tamamdır. kayıt almaya başladım. Devam edebiliriz arkadaşlar. Tamamdır. Tekrar merhabalar arkadaşlar. İsmim Erkan Çakır. 10 senedir Kanada'da yaşayan bir gemi inşa mühendisiyim. Bugün size kısaca buradaki bugüne kadar olan tecrübelerimden bahsedeceğim. Konu biraz açık bir konu olduğu için hani biraz derli toplu tutmak adına şöyle ufak birkaç başlık altında toplamak istedim. İsterseniz kısaca bu sunumu geçelim. Daha sonra soru ve cevap kısmına daha çok vakit ayırırız. Kısaca kendimden bahsedeceğim. Akademik ve profesyonel geçmişinden, Kanada'daki gemi inşa sektöründen bahsetmek istiyorum. Sonrasında burada mühendis olmak için neler gerekiyor? Ve son olarak da Kanada gemi inşaatı ve göçmenlikle ilgili kişisel görüşlerimi paylaşacağım sizlerle kısaca. Sonrasında kariyer konusunda birkaç tavsiyede bulunup soru cevapla bitiririz diye umuyorum. Şöyle, ben 1987 Bulgaristan doğumluyum. Ailem Bulgaristan göçmeni. Ama Tekirdağ'da, buradaki Tekirdağ köftesinden de göreceğiniz gibi. Tekirdağ'da doğdum, pardon, Tekirdağ'da büyüdüm. Daha sonra Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirdim. Ve fakültemize de Gemi ve Deniz Teknolojileri mühendisliğinden 2006 senesinde girdim. Hamburg'da Erasmus yaptım bir sene. Oradaki yaptığım Erasmus'tan sonra tabiri caizse biraz gözüm açıldı. Vizyonum genişledi ve gemi inşa mühendisliği konusunda daha ciddi bir eğitim almak istediğime karar verdim. Ve hani yurt dışı tecrübesi edinmek istediğime karar verdim. Bu vesileyle de 2013 yılında 1 Mayıs'ta, 2 gün sonra aslında tam 10. senemi dolduruyorum ben de. St. John's, Newfoundland and Labrador eyaletinde Kanada'nın en doğusunda bulunan St. John's şehrinde Memorial Üniversitesi'nde yüksek lisansıma başladım. Mütevazı bir ailenin iki oğlundan büyük olanıyım. Aşağıdaki resimde de göreceğiniz gibi kardeşim Gökhan, o da sanırım dinleyiciler arasında bugün. O da İTÜ Gemi İnşa mezunu. Kendisi şu an İsveç'te, o da İsveç'te çalışmakta. KTH Üniversitesi'nde o da yüksek lisansını bitirdi. Onun dışında müzik ve teknoloji, elektronik aletlerle ilgileniyorum. İstanbul'da da üniversitede okuduğum yıllar boyunca birkaç müzik grubunda çalmıştım. 2017 senesinde Vancouver'a taşındım. Ve o zamandan beri de Seaspan Tersanesi'nde mühendis olarak çalışmaktayım. Akademik geçmişim kısaca bahsettiğim gibi Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Lisansımı Gemi ve Deniz Teknolojileri bölümünde bitirdim. 2009-2010 senesinde bir sene boyunca Erasmus yaptım Hamburg Teknik Üniversitesi'nde. Daha sonra farklı yüksek lisans programlarına başvurdum. Hatta İsveç'e de kabul almıştım, Chalmers ve KTH üniversitelerine. Fakat fakültedeki hocalarımızın da yardımlarıyla Kanada'da bulunan Memorial University of Newfoundland'in programından haberdar oldum. Fakat başvuru sürecini aslında kaçırdığım için hani bir sene beklemem gerekiyordu o programa. O arada İTÜ'deki yüksek lisans programına başladım ve 2 dönemde ders aldım. Memorial Üniversitesi'nde yüksek lisansıma başladıktan sonra araştırma görevlisi olarak çalıştım orada 3 sene boyunca. Burada Teaching Assistant da deniyor aslında, Research ve Teaching Assistant. Yani hocalarımızın asistanı olarak onların derslerinde, sınavlarında ya da lablarında onlara yardımcı olarak çalıştım. Zaten Memorial University'nin programı biraz nasıl diyeyim, hani burslu bir program. Araştırma bursuyla kabul aldığınız bir program ve
oradaki araştırmaya dahil olduktan sonra üniversite bünyesinde hocalarla da çalışarak aslında ek gelir elde edebildiğiniz bir program. O yüzden birazdan da belki bahsetme fırsatı olur. Benim çok hani iyi ki gelmişim dediğim bir üniversite. 2016 senesinde yüksek lisansımı Fellow of School of Graduate Studies ödülüyle tamamladım. Bu ödül her sene bölümden bir öğrenciye veriliyor. Akademik başarı ve bilimsel araştırmalara olan katkılarından dolayı. Evet, benim ilgilenen arkadaşlar için yapısal analiz ve CFD ile çalışmıştım oradaki yüksek lisansımda. Esnek submerged structure'ların işte nasıl diyeyim two-way coupled simülasyonlarında dinamik meshli bir CFD domainiyle yapısal analiz modellerini birbirlerine bağlayarak ANSYS Multiphysics modülünü kullanarak bu çalışma neticesinde bir sempozyumda teknik konuşmacı olarak bulunmuştum. Bir de International Conference on Ocean and Offshore Arctic Engineering konferansında bir makale yayınlamıştım. Bunları zaten yani internette bu başlıklar altında bulmak mümkün. Bir de üniversitede yüksek lisans yaparken son sene bizim üniversitemizin makine mühendisliği bölümü Hyperloop yarışmasına katılmak istemişti. Los Angeles'ta SpaceX'in headquarters'ında. Oradaki yarışmada da 6 üniversiteyle katıldığımız bir yarışmaydı. Orada da CFD analist olarak tasarladığımız podun hani dıştaki kabuk şeklini vermiştim. Akademik olarak kısaca böyle. Profesyonel geçmişim maalesef hani az önce de arkadaşlarla konuşurken bahsettiğim gibi Türkiye'deki gemi inşaat sektörüne çok fazla dahil olamadım. Hani yapmamız gereken 3 staj dışında çok ciddi bir Türkiye'de iş tecrübem yok maalesef. Fakat Memorial'da okurken işte bir sene boyunca bir de Ar-Ge mühendisi olarak çalışmıştım. Frontier Subsea adında bir şirketle. Bu stajı aslında biraz daha sonra belki bahsetme fırsatını bulabilirsem ayrıntılarını anlatırım. Biraz networkingle hani aslında kendim araştırarak bulduğum bir iş fırsatı oldu bu bana. Aslında Kanada'ya gelme amaçlarımdan bir tanesi de offshore oil and gas sektörüne dahil olmaktı. Fakat 2016 senesindeki petrol fiyatlarının düşüşü ve sektörün sekteye uğramasıyla St. John's'taki iş imkanları pek parlak değildi açıkçası. O yüzden ben de hani okuduğum meslek olan gemi inşaaya yönelmek istedim tekrar. Çünkü Memorial University'deki yüksek lisansım aslında biraz subsea engineering, offshore engineering tadında bir bölümdü. Dediğim gibi 2017 senesinde tekrar networking yaparak C-SPAN tersanesinde mezun stajyer olarak işe başladım. Oradaki performansımı beğendiler ve kadrolu olarak takıma beni dahil ettiler. 2-3 sene boyunca işte junior engineer olarak orada çalıştım. Daha sonra intermediate'a ve son olarak da senior ve lead pozisyonuna geçtim. Şurada tersanemizin inşa ettiği gemileri görebilirsiniz. Bu bizim Offshore Fisheries and Science Vessel dediğimiz Kanada'da balıkçılık araştırmalarını yönetecek bir gemi. İçerisinde laboratuvar olan ve balıkçılık yapabilmek için bizim Fisheries and Trawling dediğimiz ekipmanlarla donatılmış bir gemi. Sağdaki de JSS Joint Support Ship, Kanada donanmasının menzilini geliştirmek ve genişletmek üzere destek amaçlı yapılan bir gemi. Onun inşaatı hala devam ediyor. Bu aşağıdaki, sol alttaki gemi de Oceanographic Offshore Science Vessel. 2 sene boyunca ben bu gemide çalıştım ve bu geminin de görevlerini yapmak üzere
tasarlandığı bütün ekipmanları ve sistemlerinden ben sorumluydum. Şu anda aslında dünyada bir ilk olacak PC2 class diyebileceğimiz bir Polar Icebreaker projesinde çalışıyorum. Bu proje Finlandiya ile ortaklaşa dizayn ediliyor. Onun da inşaatı sanırım 2025 senesi gibi başlayacak. 2030 gibi de suya indirmeyi planlıyoruz. Şimdi Kanada'daki gemi inşa sektöründen biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Kanada dünyanın en büyük ikinci ülkesi Rusya'dan sonra. Ve kıyı şeridi çok uzun olan bir ülke. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip. Ve bu da ne demek? Hani denizlere ve okyanuslara bağlılığı yüksek olan bir ülke. Ama gelin görün ki politik kararlardan dolayı gemi inşaatının aslında pek var olmadığı bir ülke. Tabii hükümet bunun nasıl büyük bir hata olduğunu fark ediyor ve 2010 senesinde gemi inşaat sektörünü canlandırmak adına National Ship Building Strategy, yani ulusal gemi inşaat stratejisini başlatıyor. Bununla birlikte Kanada'da hali hazırda var olan birkaç tersanenin upgrade edilmesiyle birlikte, bu tersanelere yapılan yatırımlarla birlikte bunların yeni inşaaya uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Şu an 3 tane tersane var bu projeye dahil olan. Bir tanesi Seaspan Vancouver Shipyards, benim çalıştığım tersane. Bu British Columbia eyaletinde. Diğeri Irving Shipyards. Irving, Nova Scotia'da, Halifax'ta bulunan bir tersane ve aslında Kanada'da hani bu ölçekte yapılan en son projenin de bulunduğu tersane sanırım. Bir 30-40 sene önce bu tarz bir proje yapılmış orada. Onlar tekrar tersanelerinde yenilemeye giderek savaş gemileri kapsamını aldılar bu projede. Ve son olarak da sanırım Quebec eyaletinden gelen politik baskılara dayanamayan hükümet 2023 Nisan ayında Davy Tersanesi'ni ekledi bu projeye. Davy Tersanesi de şu an bizim tasarladığımız Polar Icebreaker'lardan bir tanesini inşa edecek. Bu proje çok önemli bir proje ülke adına, çünkü projenin bütçesi şu an 90 milyar dolar. Ve bu geçtiğimiz 10 sene içinde aşağı yukarı 20-21 milyar doları bunun harcanmış. Gördüğünüz gibi 18.239 iş imkanı yaratılmış. Bunlardan biri de benim. Irving Tersanesi sanırım onların yaptığı Arctic Offshore Patrol Vessel projesinde sanırım şu an 3. ve 4. teslim ettiler ama Temmuz 2021 itibariyle 3 tanesi inşa edilmiş ve aşağı yukarı 6 milyar dolar harcanmış. Seaspan Tersanesi, benim tersanem, biz bugüne kadar 3 OFSV'yi teslim ettik. Bu bahsettiğim balıkçılıkla ilgili olan gemiyi. Şu an Joint Support Ship birincisi ve OOSV, Oceanographic Offshore Science Vessel, şu an inşa ediliyor. MPV denen bir proje var. Multipurpose Vessel, Kanada'nın sahil güvenliğinin ihtiyaç duyduğu farklı konfigürasyonlarla inşa edilecek 16 geminin tasarımı şu an yapılıyor. Bu proje 2030-2035, hatta belki 2040'lara kadar devam etmesi düşünülüyor. Ve benim dahil olduğum şu anki projede Polar Icebreaker projesi de başladı. Dediğim gibi Quebec'teki Davy Tersanesi yeni dahil oldu. Fakat onların da şu anki bütçeleri 2 milyar dolar civarında. Genel olarak diğer şirketlerin, dizayn şirketleri olsun, taşeron ya da supply chain şirketlerinin de bugüne kadar kazandığı miktar bu projeden 7 milyar dolar civarında. Kanada'da mühendislik, bu bana çok gelen sorulardan biri. O yüzden kısaca hani Kanada'da mühendis olmak için ne yapmak gerekiyor, bunlardan bahsetmek istedim. Tabii ki her şeyin başında bir ülkede çalışmak istiyorsanız çalışma izninizin olması gerekiyor. Bu bürokratik bir engel ve bu çalışma iznine sahip olmadan tabii ki bir mühendis olarak herhangi bir yerde çalışmanız mümkün değil.
İkincisi eğitim denkliği. Bu da çok gelen sorulardan biri. Şunu söyleyebilirim. Bizim fakültedeki eğitim gemi inşa ve deniz teknolojileri mühendisliğinin ben denklik konusunda bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Şu an nasıldır bilemiyorum ama bizim zamanımızda ABET akreditasyonu vardı programımızın. Ve ben burada EGBC Engineering and Geoscientist British Columbia, yani bu eyaletin mühendislik ve jeobilimcilerini denetleyen mühendislik odasına başvururken hiçbir sıkıntı yaşamadım. İTÜ'deki transkriptimi onlarla paylaştım. Ve bana hani şu dersi tekrar alman gerekiyor, bu dersi tekrar alman gerekiyor gibisinde bir sorunla gelmediler. O yüzden hani İTÜ'de okuyan arkadaşlarımızın bu konuda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Kanada'daki mühendislikle ilgili başka bir konuda profesyonel mühendislik. Çünkü biliyorsunuz Kanada'da profesyonel mühendislik diye bir kavram var. Bu aslında şu demek, Kanada'da mühendislik ve jeobilim dalı denetlenen meslek gruplarından. Yani bu alanda iş yapmak istiyorsanız iki şartı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bir tanesi ya bu mühendislik odasına profesyonel mühendis olarak kayıt olacaksınız ya da mühendislik odasında profesyonel mühendislik yapan birinin altında direkt onun denetiminde çalışacaksınız ve bu da maalesef sizin imza yetkinizi elinizden alıyor. Bazı projelerde dizayn işi falan yaparken mesela başınızdaki supervisor'ınıza, profesyonel mühendise danışmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de şöyle aslında teknik olarak değil ama bahsetmek istediğim bir konu. Kanada'daki mühendislerin genelde bir yüzük taktığı görülür. Bu serçe parmağındadır. Hatta şöyle göstereyim, ben de burada yüksek lisans yaptığım için bu yüzüğü alabilmiştim. Buna iron ring deniyor. Benim aslında hani buraya gelmeden önce bildiğim bir şey değildi ama buradaki mühendislerin hani bu yüzüğü gururla taktığını görürsünüz. Bu işte hani mesleğin topluma olan sorumlulukları ve etiksel sorumluluklarını ifade eden bir sembol. Hatta bunun işte bazı söylemleri var. Mesela bu yüzük hani şeklini görürsünüz. Ne kadar düzse mesela mühendisin o kadar tecrübeli olduğu, çünkü hani zamanla bu yüzüğün aşındığı falan söyleniyor. Onu da böyle ufak bir ayrıntı sizinle paylaşmak istedim. Şimdi kısaca Kanada'daki gemi inşaat sektörü ile ilgili benim kişisel görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Bu arada arkadaki çöp kamyonunun sesi geliyorsa çok özür dilerim. Hafta sonu malum çöp toplama günü. Şöyle, Kanada'daki çalışma ortamı aslında çok ilginç bir ortam. Çok kültürlü bir çalışma ortamı. Bizim tersanemizde yani şu an sayabildiğimi zannetmiyorum ama Hintlisinden tutun İspanyoluna, Amerikalısından Korelisine, işte Türkünden Pakistanlısına, her ırktan farklı yerlerden çok fazla insan var. Bu bir nebze iyi, bir nebze kötü olabilir diyecek bir durum. Ben bu slaytta biraz hani benim kişisel görüşlerimle Kanada'daki gemi inşaatının biraz nasıl diyeyim, hani negatif olmasa da zorlayıcı yönlerinden bahsetmek istedim. Mesela bu çok kültürlü çalışma ortamı aslında güzel bir şey ama hani gemi inşaatı biraz da tarihsel bir iş. Yani uzun yıllar sonrasında edinilen tecrübelerle gelişen bir sektör ve maalesef burada böyle bir geçmiş olmadığı için ortak kültür oluşturmasını zorlaştıran bir durum bu. Çünkü mesela İngiltere'den mühendisler geliyor, yöneticiler geliyor, Amerika'dan mühendisler, yöneticiler geliyor ve hepsinin de aslında farklı fikirleri var. Herkes mesela ilk yeni geldiğinde hep şey diyor, biz işte atıyorum mesela San Diego'daki NASCO tersanesinde bu işi biz böyle yapardık diyor. Bir tanesi işte geliyor, biz diyor Birleşik Krallık'taki işte atıyorum Babcock tersanesinde ya da işte BAE sistemimizde çalışırken biz bu işi böyle yapardık diyor ve hani bazen ortak yönleri, ortak noktayı bulmakta zorlanıyoruz bu yüzden.
Mesela bizim kontratlarımızın çoğu aslında sabit fiyatlı kontratlar değil. Bu bahsettiğim joint supportship mesela, yani bütçesinin nasıl diyeyim, tahmin edilen rakamı şu anki rakamından daha düşüktü. Tabii ki bu aslında devletin tersanelere yaptığı bir nasıl diyeyim teşvik, çünkü hani ilk kez yapılan bir proje, ilk kez dizayn edilen bu ölçekte ve bu ölçekte inşa edilmeye çalışılan bir proje. O yüzden hani devletin aslında nasıl diyeyim bir iyi niyet göstergesi, fakat sabit fiyat olmadığı için bu kontratlarda bazen tersanelerin performansına bu negatif şekilde yansıyabiliyor. Bir diğer konuda gemi inşaatının en büyük, en önemli bileşenlerinden biri olan yan sanayi maalesef Kanada'da çok zayıf. Bu ne demek? Gemi inşa ederken kullanacak olan ham maddeler ya da ekipmanlar. Mesela benim bölümüm Mission Equipment bölümü. Bizim kullandığımız ekipmanların hepsi custom design. Bunları bize tedarik edebilecek şirketler bulamadığımız zaman bazen Avrupa'ya çıkmamız gerekiyor ya da dünyanın farklı yerlerindeki şirketlere ulaşmamız gerekiyor. Bu konuda sıkıntılarımız var. Sektörün dışa bağımlılığı bazen yüksek olabiliyor. Bir de tedarikçi alternatifsizliği sıkıntısı var. Hani bazen Kanada içinde bir şirket bulmanız gerekiyor. Çünkü bu NSS projesinin en büyük amacı Kanada'daki sektörü ayaklandırmak. Kanada'daki hani yan sanayiyi de güçlendirmek. Alternatifiniz olmadığı zaman bazen ideal olmayan sonuçlarla ya da ideal olmayan şirketlerle iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bundan dolayı da mesela tedarikçi ve taşeronların eli olmaması gerektiği kadar güçlü. Bu da tabii tersaneye ve projeye negatif bir şekilde yansıyor. Hani dediğim gibi tekrar ülkede böyle bir sektör olmadığı için beyaz ve mavi yakalı gemi inşaatçı kalifiye eleman bulmak zor. Mesela şu an gemi inşa mühendisi, sektöre gemi inşa mühendisi sağlayan tek üniversite Memorial Üniversitesi. Bir diğer noktada işçilik sendikalarının burada çok güçlü olması. Bu yüzden mesela özel sektör hani çok rahat işçilik yapamıyor. Tecrübesiz ve planlanamayan bir işçilik süreciyle karşılaşıyoruz bundan dolayı. Ve bence en önemli noktalardan biri de müşterimizin deneyimsiz olması. Kanada sahil güvenliği ve Kanada donanmasından bahsediyorum. Bir şartname, biz genelde şartnameden başladığımız zaman görüyoruz ki hani çok güzel hazırlanamamış şartnameler bunlar. Çünkü hani tahmin edersiniz ki 30-40 senedir böyle bir proje yapılmamış ve ilk kez mesela Kanada sahil güvenliğine gidiyorlar. Diyorlar ki sana bir gemi yapacağız ve bize bu geminin şartnamelerini, hani ne istiyorsun, bu geminin ne yapmasını istiyorsun? Tabii hani bunlar kolay şeyler değil, tecrübeyle kazanılan şeyler. Ben mesela hiç unutmuyorum, bu Joint Supportship projesinde benim sorumlusu olduğum crane'lerden bir tanesi. İşte tedarikçiyle oturduk, konuştuk, anlaştık falan. Şartnameyi gösteriyoruz, işte biz diyoruz ki böyle bir crane yapmanı istiyoruz falan. Onlar mesela bize geri dönüp şunu demişlerdi. Hani bunu yapmamızı istediğinizden emin misiniz? Çünkü hani biz crane yapmayı, crane'i bu şekilde yapmayı 40 sene önce bıraktık. Hani teknoloji ilerledi. İsterseniz size şöyle bir crane verebiliriz gibisinde. O yüzden dediğim gibi hani müşterimizin deneyimsiz olması da çok büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Yani negatif, tabii dediğim gibi herkesin kişisel görüşleri, ama ben olabildiğince bunu objektif tutmaya çalıştım. Ve bahsettiğim gibi hani tersanemizde bulunan diğer Türk arkadaşlara da danıştım bu konuda. Sorularınız olursa tekrar onlarla onun üzerine konuşabiliriz. Sektör hakkında bu sefer biraz da pozitif şeylerden bahsedeyim. Mesela çalışma şartları Türkiye'ye göre, yani benim yaptığım stajlardan ya da buradaki Türkiye'de uzun yıllar çalışmış arkadaşlardan edindiğim bilgilerle bunu söyleyebilirim ki çalışma şartları aslında burada çok daha rahat.
Yani mesela hiç kimse sizden 5 dakika fazla mesai yapmanızı isteyemez. Size bunun parasını ödemediği sürece. Yani yaptığınız mesainin hani hatta bizde 1 saat çalışsan 1,5 katı mesai alıyorsun. Belli bir saat sonrasında da bu 2 katını çıkıyor falan. Hani o konuda Kanada'da genel olarak diğer mühendislik dallarıyla kıyasladığımız zaman gemi inşaatının maaşları da aslında biraz daha iyi. Hani o konuda hani maddiyat açısından çok hani şikayet etmemiz doğru olmaz. Work-life balance dediğimiz hayat ve iş dengesi avantajı çok büyük burada. Dediğim gibi haftada sizden hani çalışmanız beklenen süre 40 saattir ya da şirketine göre bazen bu 35'e de düşebiliyor. Ve bunun dışında kimse sizden hani hafta sonu gelip işte çalışmanızı beklemez. Hani bu zaten kanunlarla da korunan bir şey. Ofis ortamı ve imkanları çok daha iyi. Bu dediğim gibi hani Türkiye'de tecrübesi olmuş arkadaşlardan aldığım bir feedback. Bizim mesela Vancouver Shipyard'ın ofisi 2-3 sene tamamlandı. Hani herkesin gıptayla baktığı bir ofis. Hani bugünkü high-tech şirketleri, yani bir Google ya da Amazon ofisi gibi çok şık bir binasının bulunduğu, içinde işte spor salonunun her kişiye ait hani belli başlı kolaylıkların tanındığı bir şirket. Hani o açıdan sanırım bizim Tuzla'daki tersanelere göre, gerçi ben dediğim gibi bizzat orada bulunmadım ama daha genel olarak daha iyi olduğu söylenebilir. En önemli artılarından biri bence stres ve iş yükünün Türkiye'ye göre daha az olması. Tabii ki bunun en büyük etkenlerinden biri Türkiye'deki projelerin commercial dediğimiz ticari projeler olması. Ama buradaki projeler aslında hükümet projeleri. Ticari proje olduğu zaman tabii ki hani en önemli faktör şirketin kar etmesi, zamanında işi bitirmesi. O yüzden tabii ki mühendise de yönetimden aşağı çok fazla şey geliyor, baskı geliyor. Bizim projelerimiz de tabii ki stressiz demiyorum ama hükümet projeleri olduğu için biraz daha rahatız. Bir de mesela sektör yeni olduğu için işte tersanedeki prosesler ya da süreçler hala gelişmekte ve değişmekte. İşte mesela document management olsun, işte bir change process ya da bir ne denir, iş emirleri ya da modelleme, mühendislik. Bütün bu prosesler aslında sürekli değişebiliyor. Yani ben mesela atıyorum bir proses çok uzun sürüyorsa ya da projeye negatif bir etki ediyorsa, gidip o prosesin sahibi olan müdürle konuşup, yani şunu aslında şöyle yapsak daha efektif olmaz mı gibisinde geri bildirimlerde bulunabiliyorum. O açıdan evet, gerçekten biraz esnek bir ortam var. Mesela devlet projeleri ve bütçe sıkıntısı olmadığı için verimsizliği ve hani aslında mühendis hatalarına tahammül yüksek Türkiye'ye göre. Yani bir hata yaptığınız zaman hani tabii ki kimse alkışlamıyor hani ne güzel hata yaptın diye, ama hani atıyorum işten çıkarmalar ya da hani mühendisi böyle küçük düşürücü ya da hor görücü şeyler pek görülmüyor. Çünkü hani tersane olarak genelde bir nasıl diyeyim, hani hala öğrendiğimiz için her aşamada, her departmanda hatalar oluyor ve hani bu yüzden mühendislerin aslında biraz daha rahat çalıştığı bir ortam. Ve bu da bence hani bizim daha çok şey öğrenebilmemize katkıda sağlıyor. Hani bunu ben bir pozitif olarak görüyorum kendi adıma. Çünkü hani hatalarımızdan öğrenebiliyoruz. Bazen hani bazı konularda çok fazla bütçe konusunda da mesela sıkıntı yaşamadan, atıyorum hani bizim için en iyi ekipman neyse gidin bunu alın dediğimiz zaman, kimse hani gelip olmaz işte git en ucuzunu bul falan gibisinde şeylerle karşılaşmıyoruz çok fazla. Tabii ki hani yani Kanada'da vergi ödeyen insanların parasıyla yapılan bir proje bu. Tabii ki onun
hani mühendislik etiği olarak bilinci bizde var. Fakat hani 3'e 5'e bakmadan açıkçası proje için en verimli sonuç neyse onunla devam edebiliyoruz. Bir sonraki nokta Kanada'da göçmenlik. Tabii ki bu ucu bucağı açık bir konu. Ama ben kısaca yine tekrar burada da bahsettiğim gibi göçmen arkadaşlarımla onlara da sordum bu konudaki düşüncelerini. Kısaca şöyle özetleyebilirim. Tabii ki Kanada sosyal bir devlet. Hani Amerika'ya nazaran çalışma şartları ya da tatilleri çok daha iyi. Amerika'da duyuyoruz genelde bir hafta, iki hafta çalışma izni, pardon tatili oluyor yeni başlayan mühendislerin. Bizde genelde 3 haftadır. Ekonomik alım gücü tabii ki diğer ülkelere bakarak hele özellikle maalesef ülkemize bakarak hani buradaki bir mühendisin alım gücüyle Türkiye'dekinin alım gücü hani karşılaştırması yaptığınızda buranın avantajları ortaya çıkıyor. Ülkenin genel olarak tabii ki politik olarak çok daha stabil bir ülke olması bence hani çoğu kişiyi etkileyen bir artı. Az önce bahsettiğim gibi yine hayat ve iş dengesi, work-life balance çok çok daha iyi. Hani bu konuda hatta tersanedeki birkaç arkadaşımın söylediği hani Türkiye'deki en iyi günü buradaki en kötü güne hani kıyasladığımız zaman hani buradaki en kötü gün bile aslında Türkiye'ye göre daha az stresi düşük, daha rahat olduğunu söylüyorlar. Kanadalı göçmenliğin bir diğer avantajı da Amerika'ya yakın olması. Ben mesela hatta bu sunumu da biraz geç yapabilmemizin sebebi geçen hafta New York'taydım. Seattle buradan 2 saat arabayla. Hatta geçen hafta yine fakülteden bir arkadaşım şu an Boeing'de çalışıyor. Seattle'da Boeing'e gelmişti iş için. Hemen atladım arabaya, 2 saatte gittim onu gördüm. Bu açıdan çok avantajlı Amerika dibinizde. Sağlık sisteminin hani nasıl diyeyim, Türkiye'deki kadar belki mesela hızlı olmamasına rağmen Amerika'ya kıyasladığım zaman devlet destekli olduğu için sağlık sistemi hani Amerika'ya göre bir avantaj mesela Kanada'da. Çünkü duymuşsunuzdur hani Amerika'da kanser hastası olup hastane masraflarını ödeyemeyip iflas eden insanları. Kanada'da böyle değil. Hani sistem her ne kadar dediğim gibi çok hızlı çalışmasa da hani cebinizden 3-5 kuruş para çıkmadan sağlık sisteminden faydalanabiliyorsanız Türkiye'deki gibi. Bence en büyük avantajı Kanada'nın ki ben hani mesela Almanya'da 1 sene geçirmiş bir Türk olarak söyleyebilirim ki Türklere karşı ön yargı ve ırkçılık olmayışı ki bu zaten sadece Türklere karşı da değil hani genel olarak herhangi bir ırka olmayan bir şey. Çünkü Kanada göçmen alan bir ülke, çok fazla göçmen alan bir ülke. Hatta 2018 yılı itibariyle sanırım milli hasılanın %50'den fazlası Kanada'da doğmayan insanlardan gelmiş. Yani bu da size şunu gösteriyor. Kanada'nın göçmenlere ihtiyacı var. Kanada göçmenlerle var olan bir ülke. Haliyle hani çok fazla ırkçılık ve önyargı görmüyorsunuz. Çünkü hani çoğu kişi zaten göçmen oluyor. Birkaç Kanada'daki göçmenlikle ilgili hani zorluk diyebileceğimiz ya da benim memnun olmadığım noktalarından biri de yaşam masraflarının artıyor olması. Bütün dünyanın etkilendiği enflasyon, İşte pandemi sonrası ekonomik enflasyon dolayısıyla burada da bunun etkilerini görebiliyoruz maalesef. Vancouver özellikle çok pahalı bir şehir. Ev kiralarının ya da ev fiyatlarının çok çok yüksek olduğu bir şehir. Ve hani şöyle açıkça söyleyebilirim ki bir mühendis olarak bile zorlanıyorsunuz açıkçası. Bir diğer noktası da tabii ki Türkiye olan uzaklık ve saat farkı görüyorsunuz. Şu an orada saat 9 olmak üzere burada yani gündüz 11. Tabii ki bu ailenizle, sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla yapacağınız iletişimi kısıtlıyor. İster istemez buradaki hayatınıza da etkileri oluyor.
Genel olarak nelerden bahsettim? Dediğim gibi kısaca kendimden bahsettim. Buradaki geçmişimden, gemi inşa sektöründen ve Kanada'da mühendis olmak için gerekenlerden. Kısaca isterseniz bu konu hakkındaki tavsiyelerim ve soru cevapla bitirebiliriz. Tavsiyelerime gelirsek, bunları önem sırasına göre koymak istedim bu arada. İngilizce çok önemli arkadaşlar. Yabancı dil, hatta şurada bir quote, bir alıntı da paylaşayım sizlerle. The limits of my language mean the limits of my world. Bu gerçekten doğru. Bugün hatta bilmiyorum bir araştırma yapıyorsanız siz de fark etmişsinizdir ki İngilizce bilmediğiniz sürece sadece Türkçe kaynaklarla sınırlı kalıyorsunuz. Kendinizi teknik olarak ifade edemediğiniz zaman dünyaları da bilseniz, bir konuda dünyanın en iyi uzmanı da olsanız maalesef burada değer görmüyorsunuz. Çünkü iki kelimeyi bir araya getiremeyip o bildiğiniz bilgileri karşı tarafa satamadığınızda bu pek de güzel karşılanmıyor açıkçası. Bu yüzden mesela bizim şirkette teknik olarak çok iyi olan ama istediği yerlere gelemeyen insanlar da var. Benim bölümümde de mesela bu tarz şeyleri ben görüyorum. Tabii ki bunun yanında hani teknikten ziyade gündelik kullanım da çok önemli. Hani yani düşünün, hani bir gün uyandıktan sonra yaşadığınız her şeyi, insanlarla olan etkileşimlerinizi, bunları İngilizce yapmanız gerektiğini düşünün ve yapamadığınızı düşünün. Tabii ki çok farklı bir tecrübe oluyor. Ben mesela Almanya'da Erasmus yaparken Almancam çok çok iyi değildi. Hani başlangıç veya orta seviyesindeydi diyebilirim. Orada bunun etkilerini çok gördüm. Özellikle Almanya'da tabii Almanca'ya karşı olan tutum da hani bunu etkiledi. Ama dediğim gibi hani yabancı dil çok önemli. İngilizce maalesef ya da hani iyi ya da kötü, şu anki dünyanın bir gerçeği İngilizce ve İngilizceniz iyi olmadığı sürece yani çok da bir şey beklemeyin açıkçası. Çünkü bugün baktığınız zaman bir iş başvurusunda ya da okul başvurusunda ya da çalışma izni, oturma izni ya da vatandaşlık başvurusu yaptığınız zaman Kanada'ya size sorulan ilk şey yazılı ve sözlü dil kabiliyetiniz, İngilizceye ne kadar hakimsiniz. Bunun dışında ikinci yabancı dil de çok önemli. Ben mesela bahsettiğim gibi Almanya'ya gidebilmemin en büyük sebeplerinden biri az da olsa bir Almancamın olmasıydı. Çünkü o sene fakültede İngilizce dışında gittiğiniz ülkenin dilini bilmek de bir kriterdi Erasmus'a seçilmek adına. Ben bahsettiğim gibi Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum ve bizim ikinci yabancı dilimiz Almancaydı okulda. Hani lisede öğrendiğim Almanca bile beni aslında o konuda bir adım öne geçirmişti. O yüzden hani dil konusunda hani minimum gibi bir kaide de yok. Diliniz ne kadar ise, ne kadar fazla dile hakimseniz onun artısını her zaman görürsünüz. O yüzden bu gerçekten çok önemli. Biliyorum hani Türkiye'de biz bazen kültür gereği çok fazla İngilizceye maruz kalmıyoruz ama size tavsiyem arkadaşlar, İngilizcenizi geliştirmek adına yabancı diziler olur, yabancı müzikler olur, filmler olur. Zaten internetten araştırırsanız hani bugün internetin de çok yardımcı olabileceği bir konu. Dilinizi geliştirmek için elinizden geleni yapın derim. Kardeşim mesela şu an İsveç'te deli gibi İsveççe öğrenmeye kasıyor. Çünkü hani o ülkede bulunduğunuz ülkenin dilini bildiğiniz zaman gerçekten hani hayat tecrübeniz de çok farklı oluyor. İş konusunda da çok farklı imkanlar açılıyor önünüzde. O yüzden bu çok önemli. Bir diğer nokta bence sosyal beceriler ve iş yeri politikaları hakkında. Bu İngilizce'de bizim soft skill dediğimiz bir konu. Yani burada ne demeye çalışıyorum? Ben mesela mühendis olarak tabii İTÜ'nün de vermiş olduğu bir şey, her zaman teknik olarak çok iyi olmak
gerekiyor diye düşündüm. Ki bu tabii ki kötü bir şey değil. Teknik olarak çalıştığınız konuda bilgili olmak, yetkin olmak çok çok önemli. Fakat eğer bir kariyer düşünüyorsanız, o kariyerde nasıl diyeyim yükselmek istiyorsanız bunu sadece teknik anlamda iyi olarak yapmanız zor. Çalıştığınız kişilerin sizi sevmesi gerekiyor. Çalıştığınız kişilere nasıl diyeyim onlarla çalışırken kendilerini iyi hissettirebilmeniz gerekiyor. Çünkü teknik olarak ne kadar da iyi olsanız müdürünüz sizi sevmiyorsa ya da çalışma arkadaşınız sizi sevmiyorsa bunun etkilerini göreceksiniz ister istemez. Bir diğeri araştırmacı ve girişken olmak. Bu bence çok önemli çünkü hani benim mesela Kanada'ya gelmemdeki en büyük yardımcı etkilerden biri buydu bence. Hani benim gerçekten bir şeyleri öğrenmek istemem. Mesela Memorial University of Newfoundland benim yaptığım yüksek lisans programını ben Türkiye'de kolay kolay bulamamıştım. Zamanında birkaç eğitim danışmanına gitmiştim, onlara sormuştum. Bana böyle hiç alakasız mühendislik teknoloji programları ya da ne bileyim hani böyle okul harçlarının çok yüksek olduğu programlardan bahsetmişlerdi. Niye? Çünkü tabii ki bu insanlar da sizin okula verdiğiniz harç üzerinden para kazanıyorlar. Ve mesela Memorial University of Newfoundland hani okul harcının çok yüksek olduğu bir yer değil. Devlet okulu olduğu için çok da aslında Kanada şartlarına göre uygun bir okul. Bu mesela onların işine gelmediği için kimse bu konuda bilgi vermemişti. Ben bunu araştırarak öğrendim. Daha sonra hatta üniversitemizde Kadir Hocam çok sağ olsun Ship Design dersinde çok başarılı bir öğrenciydim. İlgim vardı çünkü derse. Ona mesela sormuştum hani yurt dışına gitmek istiyorum. Ne yapabilirim sizin bir tavsiyeniz var mı? Hani her zaman insanlara saygıyla yaklaşırsanız ve hani kendi araştırmanızı yaptığınızı gösterirseniz herkesin size yardımcı olacağını düşünüyorum. En azından ben o şekilde görüyorum. Yani kısaca araştırmacı ve girişken olmak çok önemli. Eğer yurt dışında çalışmak istiyorsanız oradaki imkanları görmek hatta sanırım bizim şu an tersanemizdeki arkadaşlarımdan biri bahsetti. Onun zamanında bizim fakülteden bir arkadaşı Memorial Üniversitesi'nde mesela Kanada'ya exchange öğrenci olarak gelmiş. Hani ben mesela öyle bir imkan olduğundan bile haberim yoktu. Bu tarz şeylere gerçekten açıp araştırıp öğrenmeniz çok önemli. Bir sonraki de networking. Networking tabii ki Türkiye'de direkt bir karşılığı olmadığı için kelime anlamını da koymak istedim buraya. Profesyonel amaçlarla çevre edinerek ilişkiler kurmak. Hani belki çevre edinmek diyebiliriz Türkçe'de. Bu neden önemli? Benim yine mesela Memorial'dan mezun olan, makine bölümünden mezun olan bir arkadaşım iş bulmakta çok zorlandı. Hatta 200 tane falan işe başvurduğunu söyledi bana. Ben ona hep şunu söyledim. Hani işe başvurmak demek hani şey değil. Nasıl diyeyim? Hani bir işi alacağınızın garantisi değil. Hatta aslında çok da efektif olmayan bir yöntem. Çünkü zaten şu an herhangi bir yere işe başvurduğunuz zaman o rezümeleri ilk gözden geçiren şey bir yazılım. Ve bu yazılım sizin rezümenizde iş ilanı ile ilgili olan mesela daha önceden belirlenmiş bazı kelimeler yoksa rezümenizde zaten sizin rezümenizi bir insan görmüyor bile. Bunun önüne nasıl geçebilirsiniz arkadaşlar? Networking yaparak. Mesela benim C-SPAN'daki işi bulmamdaki en büyük yardımcı da aslında buydu. Üniversiteyi bitirdikten sonra LinkedIn'in başına oturdum ve dedim ki hani bir bakayım Kanada'da gemi inşa yapan Türk mühendisler neredeler, neler yapıyorlar. Şu an çok yakın hatta arkadaşım olan bir mühendis abimizi bulmuştum LinkedIn'de. Ve ona ulaşmıştım hani böyle böyle ben Kanada'da yüksek lisans yaptım, gemi inşa okudum, iş arıyorum. Sizin tersaneli bu aralar neler yapıyor, nasıl projelerde çalışıyorsunuz, memnun musun gibisinde bir konuşmayla tanışmıştık. Ve tabii daha sonrasında hani onunla bizzat çalışmadığım için hani bana referans olmasını isteyemedim. Fakat hani söylemiştim hani aklında olsun
bir stajyer pozisyonu olur ya da başka bir iş olur. Hani bir şeye denk gelirsen benimle paylaşır mısın diye. O da çok sağ olsun. Benim 2017'de işte burada mezun stajyer olarak girdiğim pozisyona vesile olmuştu. Ben mesela orada hani o işe alındığım zaman bir iş ilanına başvurmadım. Daha önce bahsettiğim gibi mesela bir Ar-Ge çalışması yapmıştım St. John's'ta yerel bir şirkete. Oradaki Ar-Ge çalışmasını da tamamıyla networking'le aslında projeyi ben bir araya getirmiştim. Memorial Üniversitesi'nin sağladığı bir mentorluk programı vardı. Ve benim mentorum da yerel çok büyük bir şirketin CEO'suydu. Onun tavsiyesi bu aslında. Earl Ludlow, Newfoundland Power'ın, yani Türkiye'deki nasıl diyeyim elektrik tedarikçisi olan işte en büyük hani şirketin CEO'su gibi düşünün. O mesela hep bana söylerdi hani iş alım konusunda mesela hani bir düşün. Sen mesela şu an işe alansın, önüne 30 tane rezüme gelmiş. Ve yarım saatte hani kimleri mülakata alacağına karar vermen gerekiyor. Ne yaparsın diye sormuştu. Tabii ki hani yani siz de bu hani her konuda aslında bu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela networking'in önemi nerede ortaya çıkıyor arkadaşlar? O adam mesela o pozisyona iş alacakken 30-40 rezümenin üzerinden geçmesi mi? Yoksa bir arkadaşının mesela gelip ya şöyle şöyle çok aslında akıllı bir çocuk var, ben onu işte çok iyi tanırım, çok da meraklı, sizin şirkette bir pozisyon var mı demesi mesela çok daha etkili bir yöntem. Ya da siz de telefonu alıp açabilirsiniz, şirketleri arayabilirsiniz, böyle böyle hani şirketinizle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum, nasıl bir projeyle uğraşıyorsunuz, nasıl mühendislere ihtiyacınız var gibisinde. Ve mesela düşünün o işe alacak olan müdür o rezümelere bakarken sizin adınızı görse ve sizinle bir telefon görüşmesi yaptığını hatırlasa eminim ki sizi mülakata en azından almak isteyecektir. O yüzden hani demeye çalıştığım networking çok önemli. Hani sizin kariyerinizde gitmek istediğiniz yerlere yerlerde olan ya da hani o tecrübesi o konuda tecrübesi olan insanlara ulaşın, onlara sorun. Bizim yani sektörümüz aslında yemin inşaat sektörü çok da büyük bir sektör değil. Hani birbirimize de destek olmamız gerekiyor. O açıdan hani networking konusu çok önemli. Ve son tavsiyem de bana bu çok fazla soruluyor. Kanada'ya gelmek için hani Kanada'ya nasıl gelebiliriz, nasıl gelelim? Benim tecrübem bu yönde olduğu için ya da hani etrafımdaki insanlardan duyduklarımla da aslında bunu söyleyebilirim. Bence Kanada'ya gelmenin en ideal yolu arkadaşlar eğitimdir. Çünkü Kanada'ya eğitimle geldiğiniz zaman bir kere sisteme veya ülkeye alışmanız çok daha kolay oluyor. Bu ülkenin sisteminden eğitim almış biri olduğunuz için iş bulmanız çok daha kolay oluyor. Ve en önemlisi Kanada'da Postgraduation Work Permit diye bir uygulama var. Kanada'da mesela yüksek lisans yaptığınız zaman hükümet size yüksek lisansınızın bitiminde iş bulabilmeniz için bazen bir, bazen üç yıllığına Open Work Permit veriyor. Bu işte bir veya üç sene olması burada çalıştığınız, burada okuduğunuz programın uzunluğuyla alakalı. Ben mesela benim okuduğum programın ortalaması yani 2 sene diye geçiyordu. Gerçi fakültenin ortalaması çok daha uzundu. 3-3,5 sene. Hatta benim de araştırmam o yüzden fark ettiyseniz hani 3-3,5 senemi almıştı. Ama ben mesela okulu bitirdikten sonra Kanada hükümetinin bu Postgraduation Work Permit'ine başvurdum. Ve bana direkt 3 sene açık iş izni verildi. Bunun açık olması ne demek? Ben herhangi bir işverene gidip iş başvurusu yapabilirim ve herhangi bir işverenle çalışabilirim. Hani sadece belli bir sektöre ya da belli bir işverene bağlı bir çalışma izni değil. Bu dediğim gibi bence Kanada'daki hani sistemin en büyük avantajlarından biri. Çünkü zaten Kanada'da okuduysanız ve Kanada'da iş tecrübeniz varsa, İngilizceniz iyiyse zaten bir sonraki aşamada
burada oturma izni almak ve burada vatandaşlık almak oluyor. Ben bu konuda çok yavaş hareket ettim. Biraz benim hatam aslında. Hani benim sürecim biraz uzun sürdü ama yani 2-3 sene içinde, 3 sene içinde vatandaşlık alan arkadaşlarım yok değil. Hani bu konuda da sorularınız olursa tekrar değiniriz ama dediğim gibi genel olarak bence en önemli, yani en ideal yol buraya eğitimle gelmek ve ondan sonra hani burada beğendiyseniz, mutluysanız devam etmek. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğin için teşekkürler. Biraz uzun sürdü sanırım ama hani düşünürken de biraz konuyu açtı. Kusura bakmayın ama şimdi sizin sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Öncelikle Erkan Bey'e çok teşekkürler. Bence sadece Kanada veya yurt dışı olsun için mühendislik yapmak adına bırakın o hani o olayı, sadece Türkiye'de de aynı şekilde hani mezun olduktan sonra gerçekten güzel bir mühendislik nasıl yapılır veya mühendisliğe benzeyen şeyler de olsun, yani yüksek lisans, ona giden yolda birazcık daha dallanacak şekilde çok güzel açıkladınız bana kalırsa. Yani benim kafamdaki soruların hepsi cevaplandı denebilir. Yani sohbete arkadaşlarımız sorular yazdılar. Ben yine sorularınız varsa sohbete yazın diye bir hatırlatmada bulundum. Lafınızı vermek için. Tekrardan dediğim gibi elinize sağlık, dilinize sağlık. Çok güzeldi. Şimdi soruları okumaya başlayayım dilerseniz. Olur, tabii. Öncelikle bana özelden gelen bir soru var. Siz de takdir edersiniz ki gemi inşaat sanayisi birazcık teknolojiyi geriden takip eden bir sektör. Bu yüzden teknolojik gelişmeler onlara çok etki etmeden ötürü petrolle alakalı değişimler de çok fazla bir etkileşim de yaratmayacaktır. Soru da şu şekilde, bunu öncelikle belirtmek istedim. Dünyada petrol azalıyor, otomotiv sektörü elektrikli araçlara yöneldi. Şu an fiyat bile piyasaya elektrikli araç sunuyor. İlerleyen zamanlarda üretilen gemilerin petrolün azalmasından nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Yani bu da Kanada'ya özel de olabilir veya genel gemi inşaat sanayisine özel cevaplayabilirsiniz. Ya şöyle, tabii ki hani gemi inşaat sektörünün teknolojiyle ilişkisinden bahsederken hani biraz daha geri kalıyor dedik ama yani bu aslında sektörün biraz da nasıl diyeyim, hani kültürel bir sektör olmasıyla da alakalı. Hani yani bir gemiyi üretmenin binlerce farklı yolu var. Ama sizin bulunduğunuz ortamda, sizin elinizdeki iş kabiliyetiyle bunu yapmanın hani en optimize yolunu ancak deneyerek görebilirsiniz. Hani teknoloji anlamında aslında gemilerin de bu trendi yakalaması bence yani soru bile değil yani. Hani tabii ki bunları da göreceğiz yakında. Hatta ben iş açısından şöyle bir şeye değinebilirim. Bu bizim terfanemizin yaptığı MPV, Multipurpose Vessel'ların, bahsetmiştim, birkaç farklı konfigürasyonda inşa edilecek bunlar. Şu an Kanada sahil güvenliğiyle bizim konuşmalarımızdan bir tanesi de aslında bu gemileri nasıl elektrikli propulsion sistemine çevirebiliriz. Hani zaten hani bugün görüyoruz, LNG gemiler olsun, elektrikle hani çalışan ufak çaplı da olsa gemiler olsun, bunları görebiliyoruz. Yani bu trend de tabii ki yani sektör ister istemez hani bunu yakalamak zorunda kalacak. Hani bunun etkilerini şimdiden görüyoruz. Hani iş konusunda mesela bir mühendis olarak ne yapabilirim derseniz, tabii ki hani bu konuda yapılmış olan çalışmaları, yayınları takip etmek, teknolojileri takip etmek eminim faydalı olacaktır. Tamamdır, teşekkürler. Peki bu konu hakkında sizin takip ettiğiniz makale yayınlayan özel siteler varsa veya profesörler olabilir. Onları da tavsiye edebilir misiniz acaba? Yani sadece bu konu değil, yani sektörden kopmamak adına teknolojik gelişmeler için. Evet. Evet. Ya şöyle, ben mesela benim daha önce katıldığım konferanslardaki şirketleri listesine bakmıştım. Benim mesela kendi uyguladığım şeyi söyleyeyim. LinkedIn'de mesela bu şirketleri takibi alıp ya da o şirketlere hani web sitelerine girip takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz neler yapıyorlar diye.
Yani açıkçası kaynak olarak hani bir yazılı ya da dijital dergi gibisinde pek bir şey takip etmiyorum. Ama dediğim gibi hani LinkedIn bu konuda çok önemli bir şey bence. Önemli bir kaynak. Orada hani bahsettiğim gibi bazı konferanslara giderseniz bu konferanstaki katılımcıların listesine bakarak ya da o konferanstaki kişilerle networking yaparak hani dediğim gibi hani bu aynı soruyu mesela ilk sorduğun soruyu atıyorum konferansta gittiğiniz bir şirkette çalışana sorduğunuz zaman eminim kendi şirketlerinde hani neler yaptıklarını paylaşacaklar da sizlerle. Evet hani genelde yani kısacası LinkedIn ve networking ile cevaplayayım. Tamamdır. Bir sonraki soruya devam edelim. Kanada'da yüksek lisans yapmadan nasıl çalışmaya gelebiliriz? Yani aslında bahsetmiştiniz siz de Kanada'ya gelmek için hani eğitim önemli diye. Bu birazcık Evet. daha hani direkt iş hayatına odaklanmış sanki. Ya şöyle, şimdi bahsettiğim gibi mesela bu NSS projesi 10 senedir süren bir proje. Bu projenin başlarında mesela Kanada'da kalifiye eleman olmadığı için yurt dışından, İngiltere'den, Türkiye'den, Amerika'dan çok fazla adam getirilmiş. Yani çok fazla demeyeyim ama ciddi sayıda adam getirilmiş. Ki bu da neden? Hani tersanenin tabii ki çok kilit operasyonlarında hani kalifiye elemanınız olmadığı zaman yapabileceğiniz çok da fazla bir alternatif yok. Benim mesela hani çok yakından tanıdığım bizim tersanemizdeki 2-3 arkadaşım, onlar tersanenin onlara ulaşmasıyla hani sponsorluk ederek getirmişler onları Türkiye'den. Ama tabii ki bu hani nasıl diyeyim? Hani çok 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 alanınızda iyi olmanız gerekiyor ki tersanenin o masrafa ve külfete hani değecek zahmetleri çekebilmesi gerekiyor. Mesela bizim şimdi isim vermeyeyim ama tersanedeki çok değerli abilerimizden biri işte Türkiye'de uzun yıllar çalışmış hatta fakültemizde ve endüstri mühendisliğiyle sanırım çift dal yapmış bir abimiz. O mesela Türkiye'den sponsorlukla gelmiş. Ama tabii hani şirketler için çok maliyetli bir konu bu aslında. Ve hani yani sizin şirkete getireceğiniz bilgi birikiminin ve tecrübenin çok ciddi olması gerekiyor. Hani bunu neden anlatıyorum? Çünkü yüksek lisans yapmadan Kanada'ya gelebilmenizin bir yönü yani iş çalışma izniniz varsa bir kere iş bulabilirsiniz. Tabii ki bu şey değil. Hani imkansız bir şey değil ama çalışma izninin olmadığını düşünerek hani bu sorunun geldiğini tahmin ediyorum. Çalışma izniniz yoksa dediğim gibi hani gerçekten o tersanenin ya da o şirketin çok önemli bir ihtiyacını kapatıyor olmanız gerekiyor ki sponsorluk yapıp sizi getirsinler. Onun dışında mesela Kanada'nın göçmenlik programları var. Eğitim seviyenize, dil bilginize ve tecrübenize bakarak Kanada hükümeti her sene belli sayıda göçmen alıyor. O programlara bakabilirsiniz. Federal Skilled programı var mesela. Federal Skilled Employer ve Canadian Experience programı. Yani Immigration in Canada ya da nasıl diyeyim hani düşündüğün soruları İngilizcesini aslında Google'layarak da bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi hani eğitimin en büyük avantajı sonrasında otomatik olarak çalışma izniniz olması. Bu mesela Avrupa'da ya da Amerika'da çok kolay kolay sunulan bir fayda değil. Kanada'nın en büyük artılarından biri bu bence. Sanırım sorunun bir de ikinci kısmı var. Evet, yani aynı metin içerisinde iki tane daha soru var. Bu ikisi Evet. birbirinden bağımsız. İkincisi de yüksek lisansa başvuru için not ortalaması ne kadar önemli ya da araştırma konusuna mı önem veriyorlar diye sormuş arkadaşımız İhsan. Evet, şöyle not ortalaması önemli. Çok önemli. Ama ben sizinle açık bir şey paylaşayım. Benim İTÜ'deki not ortalamam çok iyi değildi. Ben hani şimdi kötü örnek olmasın ama İTÜ'deki programı 4 üzerinden sanırım 2,5'la falan bitirmiştim. Aslında hani buna yani sadece not ortalamasına baktığınız zaman belki çok fazla üniversitede pek bir
kabul alma şansım yoktu. Ama şöyle, benim 3. ve 4. sınıf notlarım çok iyiydi. İlk 2 sene açıkçası biraz hani müzik yapmak istemem ve müziğe olan merakımdan dolayı derslere gerektiği önemi vermemiştim. Ama Almanya'ya gidip geldikten sonra oradaki eğitim disiplinini, oradaki öğrencilerin nasıl ders çalıştığını gördükten sonra gerçekten çok motive olmuştum. Ve 3. ve 4. sınıf notlarımın ortalaması 3'ün üzerindeydi. Ben mesela benim yaptığım üniversite başvurularında işte niyet mektubumu yazarken bunu çok güzel bir şekilde dile getirdim. Dedim ki hani böyle böyle bakın hani belki genel ortalamam düşük ama bölümle ilgili notlarımın ortalaması çok yüksek. Hani yani gerçekten bu konuya ilgim var gibisinde. Ve en önemlisi hani az önce networking konuştuk ya. Not ortalamasında da aslında networking'in çok önemli olduğu bir nokta var. Mesela Memorial University of Newfoundland'e başvurmak istediğiniz zaman orada araştırma yapan profesörler var. Not ortalamanız çok iyi değilse ki mesela bu benim dediğim gibi benim orada çalıştığım hocam Ayhan Akıntürk. O da eski bir İTÜ mezunu ve bahsettiğim gibi Kadir hocamın aslında yardımıyla irtibata geçtiğim bir hocaydı. O mesela Memorial University'de bir araştırma projesi almıştı. Normalde Kanada'nın NRC dediğimiz, yani Kanada'nın TÜBİTAK diyebileceğimiz bir kurumda çalışıyordu. Ama böyle bir 2-3 seneliğine Memorial University'de profesör olarak çalışacaktı. Ben mesela ona ulaşmıştım. Demiştim hocam böyle böyle ben hani İTÜ'den mezun oldum. Kanada'da yüksek lisans yapmak istiyorum. Sizin bir projeniz var mı? Dahil olabilir miyim gibisinde. O da bana açık açık söylemişti. Hani benim bir projem var ama hani çok çalışmak gerekiyor. Çünkü CFD ile alakalı, CFD ve hatta FEA yani coupled simülasyonla alakalı. Hani eğer bu iş yükünü kaldırabileceksen seninle çalışırım demişti. Çok sağ olsun beni kabul etmişti. Hani bu da ne demek? Yani not ortalaması çok önemli ama aslında hani nasıl diyeyim hayati bir şey de olmayabiliyor bazen. Yani gerçekten bir şeyleri istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi hani başvurmak istediğiniz üniversiteye belki web sitesine girdiğiniz zaman işte minimum not ortalaması 3'tür falan diyor olabilirler. Ben mesela sadece ona bakarak ya beni buraya asla kabul etmezler deyip başvurmayabilirdim o bölüme. Ama ben onu yapmak yerine o üniversiteden bir profesöre ulaşmayı tercih ettim. Hatta bu konuda hani ben tek de değilim. Çok farklı ülkelerden gelen aynı şekilde hocalara ulaşmış arkadaşlar da var. Dediğim gibi hani aslında evet önemli yani önemsiz diyemem ama Türkçesini bulamadım şimdi de showstopper'da değil yani. Yani bir de hani şunu söyleyeyim. İTÜ'de not ortalamam 2.5'tu ama Memorial University'de 4.0'la mezun olmuştum. Hani bunu motivasyon olması anlamında söylüyorum. Hani gerçekten çalıştığınız zaman bir şeyleri başarmak istediğiniz zaman yani not ortalaması maalesef bizim İTÜ'de de hani eğitimimiz çok ağır bir eğitim. Ben hani Almanya'da da Erasmus yaptığım için oradaki ders yüküyle Türkiye'dekini çok iyi kıyaslayabilirim. Hatta Almanya'daki ECTS deniyor sanırım bu Avrupa Birliği'nin kredi akreditasyonu eşleşmesi. Almanya'daki bir programla Türkiye'dekini kıyasladığınız zaman bizim İTÜ'deki programımız sanırım 1.5 katı falan iş yükü. Hani aynı sürede aslında öğrenciden beklenen sonuç çok daha fazla. Yani o yüzden hani yani tabii ki notlarınızı önemsemeyin demiyorum. Hani bir şeyleri gerçekten öğrenmek için öğrenin. Ama hani not ortalamanız kötü diye de vazgeçmeyin. Tamamdır. Bu da yine aynı şekilde çok detaylı ve motive edici bir konuşma oldu Erkan Bey. CFD demiştiniz az önce. Bunun hakkında da yine İsa arkadaşımız kendisi bu konuya ilgili ve üzerine eğilmek istiyor gerçekten. CFD konusunda kariyer düşünen ikinci sınıf öğrencisi yani kendisi ona ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Şöyle ben CFD, 3.5 sene CFD çalıştım. Uykusuz
geceler, hafta sonları gerçekten çok ağır bir çalışma oldu benim için. Aslında çok severek, çok ilgi duyarak çalıştığım bir konuydu. Hatta hani çalıştığım modelin büyük olması nedeniyle Kanada'daki birkaç süper kompütür ağından da faydalanmıştım. Yani belki yüzlerce hatta 500 bin işlemcili clusterları kullanarak hani çözümleyebildiğim modellerle çalışmıştım. Ama şöyle CFD tabii ki herkesin düşüncesi farklı olabilir ama ben CFD'yi bir araç olarak görüyorum. Yani bir amaç değil. Hani benim o araştırmadan sonra vardığım sonuç şuydu. Hani CFD analist olarak ya da CFD mühendisi olarak bir şirkette çalışabilirsiniz ama bir yerden sonra bu iş aslında biraz memuriyete bağlıyor. Çünkü hani sizden beklenen şey sadece CFD yapmanız. Hani yani bu konuda kişisel olarak tam olarak ne istiyorsunuz onu anlamak önemli bence. Ben mesela CFD'yi hani bir mühendis olarak benim ekipman çantamda bir hani araç olmasını istedim. Hani benim için kullanabileceğim bir araç olmasını istedim. Bir amaç olmasını istemedim. Bir de şöyle CFD çok pahalı bir alan. Ben mesela bahsettiğim gibi St. John's'ta bir sene bir Ar-Ge mühendisliği yapmıştım bir şirkete. Üniversitedeki süper kompütür ağını kullanarak bu araştırmayı yapmıştım. Çünkü o çalıştığım şirket küçük bir şirketti. Ve şirket sonunda şunu söyledi bana hani evet hani CFD belki çok üst düzey konularda işimize yarayabilecek bir araç ama çok pahalı bir araç. Ve şu an hani bizim iş gücümüze aslında biraz fazla pahalı kalıyor. O yüzden hani bu konuda yatırım yapamayacağız demişlerdi. Hani bunu da göz önünde bulundurun. Yani CFD tabii ki dediğim gibi hani meraklısına çok zevkli bir alan ama iş imkanları nasıl olur? Hani bir de hani uzun yıllarca sadece CFD'ye kalıp başka bir konuda bilgi sahibi olmadan hani sıkılır mısınız, sıkılmaz mısınız? Biraz hani kişinin vermesi gereken bir karar bence. Evet, anladım. Umarım insan senin için de açıklayıcı olmuştur. Diğer sorularla devam edelim Erkan Bey, dilerseniz. Birkaç tane daha sorumuz var böyle. Beş Tabii altı. tabii. Mertcan arkadaşımız sormuş. Şimdi biz hep gemi inşaat sanayisine konuştuk ama hani tekne adı altında kendisi Kanada'da yat sektörü hakkında bilgi verebilir misiniz diye bir soru yöneltmiş. Yani açıkçası Kanada'da hani yat sektörü konusunda çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hani tabii ki yat işte tamiridir, şeydir var ama yani öyle çok hatırı sayılır bir sektör olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tamamdır. Evet. Yine kendisinin başka bir sorusu var. İleride kariyer planlamasını dizayn alanında kurmayı planlayan birisi için ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Kanada'da dizayn alanında ne gibi imkanlar bulunmaktadır? Şöyle Kanada'daki tersanelerin bir business planı diyeceğim ama Türkçesi aklıma gelmedi. Yani Kanada'daki tersaneler genelde çoğu geminin dizaynı kendileri yapmıyorlar. Design ofislerle çalışıyorlar. Hani Kanada'da dizayn alanında çalışmak isterseniz büyük olasılıkla o şirketlere bakmanız gerekiyor. İşte bunlardan mesela ne var? Ward Marine, belki Lockheed Martin olabilir. Onlar Doğu yakasında iş yapıyorlar Irving Tersanesi'yle. İşte Babcock var. Bu işi yapan şirketler var ama nasıl diyeyim? Hani öyle çok üst düzey çığır açıcı bir dizayn işi yapıldığını zannetmiyorum. Hani genelde mesela bizim çalıştığımız gemilerin işte hull dizaynıdır. Mesela şu anki Polar Icebreaker projesinde Aker Arctic'le çalışıyoruz. Finlandiyalı bir şirketle. Hani bu tarz önemli şeyler yurt dışında yapılıyor. Kanada'da hani o açıdan çok çok nasıl diyeyim? Hani üst seviye bir dizayn şeyi yok, imkanı yok bence. Ama tabii ki dediğim gibi hani bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlar için imkanlar var. Bahsettiğim gibi hani direkt tersanelerde olmasa da tersanelerin iş yaptığı taşeronlarda iş bulmak mümkün olabilir. Ben de teşekkür ederim. Evet, bir de hani şöyle yani
tavsiye açısından dediğim gibi hani sadece dizayn anlamında bir tavsiye değil ama hani yabancı dil ve hani kendini geliştirmek konusunda bahsettiğimiz her şeyi hani burada da söyleyebilirim. Tamamdır. Teşekkürler. Başka bir arkadaşımız da yine siz üstüne durdunuz birazcık ama soruyu okuyorum tekrardan. Kanada'daki şirketlere başvuru yaparken nelere dikkat ediyorlar? Not ortalaması, dil yeterliliği vs. gibi konular. Yeni mezun biri Kanada'ya geldiği zaman kolay iş bulabilir mi? Yani hani dediğim gibi hiçbir zaman hani çok katı düşünmemek lazım. Hani gerçekten amacınız buysa ve bunun için hani gerekeni yapmaya hazırsanız olabilir. Olmaz demiyorum ama gerçekçi olmak gerekirse çok zor bir şey. Çünkü hani şöyle düşünün. Yani aynı soruyu ben de şöyle mesela cevaplayayım. Siz aynı şekilde atıyorum hani İran'dan ya da Suriye'den ya da belki Pakistan'dan bir mühendisin geldiğini düşünün sizin çalıştığınız şirkete ve sizin şirketinizde çalışmak istediğini söylüyor. Mesela çalışma iznini hani hallettiğini düşünelim. Çalışma izni yoksa zaten hani kimse o şeye girmez ama dediğim gibi hani siz bir düşünün, siz bu kişiyi işe alır mıydınız? Ya da bu kişiyle ilgili nasıl soru işaretleri olurdu aklınızda? Çünkü hani sizin çalıştığınız ortamda tecrübesi olmayan bir kişi teknik olarak hani ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor bir soru işareti. Kültürel olarak sizin şirketinize uyum sağlayabilecek mi? Hani bunları düşündüğünüz zaman aslında biraz bu insan doğası gereği yeni bir mezunun hani Türkiye'den kalkmış bir yeni mezunun Kanada'da iş bulması bence çok düşük bir imkan. Çünkü yani hani adam niye o masrafa ya da o şeye katlansın? Hani aynı şeyi buradan da bir yeni mezun olmuş bir gemi inşacıyı alır, eğitir istediği gibi yoluna devam eder. Hani o yüzden hani maalesef Türkiye'den yeni mezun olmuş birinin hani çok 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 özel yetenekleri yoksa ya da çok 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 nasıl diyeyim hani şirketin içinde bulunduğu zorluklara cevap olabilecek bir kabiliyeti ya da tecrübesi yoksa sadece hani networking olabilir. Ama bu da dediğim gibi yani Türkiye'den adam getirmenin şirketlere 200-300 bin dolar civarı bir masrafı olduğunu duymuştum. Ne kadar doğrudur ya da ne kadar değişmiştir şu an bilemiyorum. Ama hani o masrafın altına kimse bir yeni mezun için girmez diye tahmin ediyorum. Evet, anladım. Teşekkürler. Son iki sorumuz kaldı sanırım. Bir sorumuz var. Emre arkadaşımızdan kendisi yüksek lisans yapacağımız bölüm nasıl belirlediniz diye size bir soru sormuş. Ardından başvuru esnasında ortalama dil seviyelerinizin ne olmasını önerirsiniz diye devam ettirmiş. Ya şöyle ben mesela yüksek lisans konusunda ben araştırma yapmayı çok istedim. Hani gerçekten gemi inşa konusunda hani gemi inşa alanında belli bir konuda hani literatüre de bir katkım olmasını çok istedim. Mesela ben aslında şöyle de bir ilginç bir karar aşamasından geçtim. Çünkü üniversite başvurularının sonucunu beklerken Memorial Üniversitesi'nden kabulüm gelmişti. Şeyde de sanırım İsveç'te de bir üniversiteden kabulüm gelmişti. Öbüründen daha net değildi. Orada gerçekten bir ikilemde kalmıştım. Hani İsveç'e mi gideyim, Kanada'ya mı gideyim diye. Şöyle bir şey yaptım. Almanya'da Erasmus yaptığım zaman tanıştığım bir profesör vardı. DNV'de hatta şey olarak ne denir, consultant olarak çalışan gemi yapıları hocalarından biri. Ona sordum bu soruyu. Hani çünkü dışarıdan birinin fikrini çok merak ettim. O da bana da şunu demişti. Hani araştırma konusu gerçekten Kuzey Amerika'da Avrupa'ya nazaran her zaman çok daha iyidir demişti. Ve Memorial University hani bulunduğu konum itibariyle çünkü haritada baktığınız zaman St. John's Okyanus içindedir. Ve oradaki offshore ve Subsea Engineering konularında gerçekten üniversite sektörle çok sıkı sıkıya çalışan bir sektör. Almanya'daki o profesörüm bana bunu demişti. Hani eğer
ciddi anlamda araştırma yapmak istiyorsan Memorial'ı tavsiye ederim ben demişti. Çünkü Memorial Üniversitesi aslında baktığınız zaman hani yaptığı gemi inşa konusunda yaptığı yani yayınladığı makaleler ve araştırmaları kıyasladığınız zaman MIT ile kıyaslanıyor aslında. Çünkü dediğim gibi oraya başvuran her öğrencinin hani okulu bitirme şartlarından bir tanesi makale yazması, araştırma yapması. Ve tabii ki hani bunun vesilesiyle de çok fazla sektörün de fayda görebileceği çok fazla araştırmalar yapılıyor. Ben mesela bu iki üniversite arasında şu şekilde, o şekilde karar vermiştim. Bir de bir karar etkeni de şu olmuştu. Bahsettiğim gibi ben aslında Bulgaristan doğumluyum ve Bulgaristan pasaportum var. Hani Avrupa'da çalışmak bürokratik olarak benim için bir engel değil. Hani Avrupa'daki özellikle Almanya'daki tecrübelerimden sonra da şunu düşündüm. Hani Avrupa'da bir Türk olmak hani kendine has zorlukları var. Belli bir ön yargı ya da bazen hatta ırkçılık seviyesine oluşabilecek bir şey görebiliyorsunuz. Ben o zaman şu şekilde düşünmüştüm. Avrupa zaten hani bir nebze daha kolay ulaşabileceğim bir yer. Hani kendi rahat olduğum alanın dışına çıkmak, işte bu İngilizce'deki comfort zone dediğimiz kavram. Onun dışına çıkıp da bir şey yapmak istemiştim aslında. Hani hiç gitmediğim bir yere gideyim ya dedim. Hani hiç görmediğim bir yeri göreyim. Ve bir önemli etken de kardeşim Gökhan da burada bugün. Benden 6 yaş küçük ve o da üniversiteye başlıyordu. Bahsettiğim gibi mütevazı bir aileden geliyoruz. Hani annemiz babamız öğretmen bizim. Ekonomik anlamda da mesela hani aileme çok fazla yük olmamak için. Çünkü dediğim gibi Memorial'da ben yüksek lisans yaparken bursla okudum. Hatta orada kendim de çalıştım. Oradaki bir kampüs içinde olan barlardan birinde de çalışmıştım. Hani ekonomik kısmı dolayısıyla da Memorial'ı seçmiştim. Memorial'da şu an mesela hatta kardeşim Gökhan da daha sonra oradan kabul aldı ama İsveç'te başladığı için gitmemişti. Şu an sanırım öğrenciler aşağı yukarı senelik 20 bin dolar civarında bir burs alıyorlar. Hani yani bu parayla tabii ki zengin olmuyorsunuz ama hani bir yaşam masraflarınızı, okul harcınızı çok kolaylıkla ödeyebileceğiniz bir miktar bu. Ben dediğim gibi o yüzden hani maliyeti de düşünerek biraz bir de hani akademik araştırma yapmak istediğim için Memorial University'yi seçmiştim. İsveç'e nazaran. Evet, teşekkürler. Yine aynı arkadaşımızdan ben Kanada vatandaşıyım. Fakat oraya gelmek için burada 2 sene tecrübe edinip gelmek daha mı mantıklı olur sizce diye bir soru oluştu. Evet, yani bu mesela çok ilginç bir konu çünkü şöyle hani çalışma izni konusunda bir sıkıntınız yoksa iş tabii ki hani işin şeyi değişiyor, boyutu değişiyor. Türkiye'deki şöyle hani Türkiye'deki iş ortamında aslında çok fazla şey öğreniyorsunuz. Yani Türkiye'de 2-3 sene çalışıp oradaki iş tecrübesiyle Kanada'ya gelmek bence çok daha mantıklı olur. Şu açıdan hani burada başlayıp 2-3 senede göstereceğiniz ilerlemeye nazaran Türkiye'de daha fazla şey öğrenip hani buraya daha üst bir seviyeden gelmeniz mümkün olur diye tahmin ediyorum. O açıdan hani Türkiye gibi gemi inşaının daha gelişmiş olduğu bir ülkede tecrübe kazanıp buraya gelmek bence daha mantıklı. Tamamdır. Ben de 2 tane soruya sahibim. Şu an aklıma tutmaya çalıştım olabildiğince. Birincisi ben şunu merak ediyorum. Şimdi çevrenizde de hani Türk gemi mühendisleri olduğundan bahsettiniz. En azından subjektif olarak diyeyim yani size dayanarak, sizi referans alarak. Türk gemi mühendislerinin istihdamı ne durumda Kanada'da şu an? Yani nasıl Almanya'da Türkler denince böyle hani Almancı gibi bir kavram oluştuysa Kanada'da da böyle buna benzer bir şey var mı? Merak ediyorum. Evet. Yani şöyle hani bir ön yargı açısından negatif bir ön yargı olduğunu zannetmiyorum. Hatta benim çok yakın arkadaşlarımdan biri
bizim tersanemize, Türk bir arkadaşım, bizim tersanemize elektrik bölümünde müdür olarak geldi. Ona mesela hani aslında o Kanada'da olduğu için hani Türkiye'den gelmesi gerekmedi ama onu da aslında hani bizim tersanemiz biraz böyle nasıl diyeyim hani dışarıdan getirmiş oldu. Hani işinizde iyi olduğunuz sürece geçmişinizin hani iş geçmişinizin dediğim gibi bulunduğunuz ya da hani başvurmayı düşündüğünüz tersanedeki problemlere faydası olabilecekse hani nereden olduğunuzun da çok bir şeyi yok aslında. Çok bir anlamı yok. Hani dediğim gibi Türklere karşı öyle bir negatif şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani şu an iki tane müdürümüz var. İki Türk müdürümüz var tersanede. İşte ben de yeni lead yapıldım. Birkaç tane işte principal ya da senior seviyesinde mühendisin alınacağını biliyorum. Hani biz genel olarak hani Türkler zaten çalışkan insanlar olduğumuz için hani o konuda bir hani ön yargı varsa bile olumlu olur diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. İkincisi de şu yönde, şimdi herkes evinden, memleketinden koparken bir korku olsun veya tatlı heyecanlar olsun, bu tarz duygular hissedebiliyor. Ama en çok da ben şu konu hakkında düşünüp duruyorum. Yani Türkiye'de yaşayabileceğiniz tabii temel sorunları Kanada'da da yaşayabilirsiniz. Yani az önce bahsettiğiniz üzere mesela enflasyondan etkilenmek. Yani bu Kanada olsa bile. Kanada'da yaşadığınız ama Türkiye'de yaşamadığınız sorunlar var mıdır? Yani işte Kanada'ya Tabii özel ki. bir sorun yani. Böyle en çok şundan Tabii nefret ki. ediyorum. Keşke yaşamasaydınız. Evet. Ya bu soru için çok teşekkür ederim aslında. Çünkü bu benim mesela Vancouver'da birkaç tane YouTuber arkadaşım var. Hani onlara da aslında çok söylediğim bir konu. Çünkü hani mesela internette baktığınız zaman Kanada'da yaşamak adına hep böyle hani toz pembe bir resim çiziliyor. Aslında bu yani herkesin tabii ki kişisel hani senin de bahsettiğin gibi subjektif bir konu. Herkesin kişisel tecrübesi farklı olabilir ama yani şunu da bilmek gerekiyor ki Kanada'ya geldiğiniz zaman hani hiç böyle nasıl diyeyim hiçbir zorluktan geçmeden hiçbir işin gerektiği eforunu sarf etmeden size böyle bir toz pembe bir dünya sunulmuyor. Hani bunu da bilmek çok önemli. Hani senin soruna gelirsek mesela ailemin uzakta olması benim için çok yani hala da mesela zor bir durum. Ailede mesela sağlık sorunları olduğu zaman orada olamamak, hani bizzat desteğini verememek hani gerçekten insana psikolojik olarak çok ayrı bir şekilde ağır geliyor. Ha ama nasıl ailenle ve sevdiklerinle uzakta olduğun zaman çok farklı bir bağ kuruyorsun. Hani şu an sizinle görüştüğümüz gibi mesela görüntülü görüşebiliyoruz. Onlarda da hani etkileşimlerin genelde ona kayıyor. Ama tabii ki hani Türkiye'de sahip olduğun şeylerin değerini daha iyi anlıyorsun uzaktan baktığın zaman. Hani maalesef ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum hani çoğu kişiyi rahatsız ediyor. Ama yani kendi ülkende olmak, kendi dilinde konuşmak, kendi arkadaşlarınla hani bir canın sıkıldığında atıyorum birinin evine gidip dertleşebilmek falan. Hani bu tarz şeyler bazen burada zor olabiliyor. Mesela Vancouver sosyal konuda çok zor bir şehir. Hani arkadaş edinme konusunda çoğu kişinin zorlandığını duyuyorum ben. Yani hani ben de mesela buraya gelmeden önce çok düşünüyordum. Hani acaba yapabilir miyim, edebilir miyim, doğru bir karar mı diye. Yani zor. Hani herkesin kendisini tartıp vermesi gereken bir karar. Gerçekten ailenizden uzak kalabilir misiniz? Arkadaşlarınızdan uzak kalabilir misiniz? Hiç tanımadığınız bir ülkeye gelip sıfırdan bir çevre yaratmak, sıfırdan o ülkenin düzenine girmek tabii ki kolay şeyler değil. Ama hani negatiflerinden ya da zorluklarından ziyade pozitifleri de artıları da çok fazla. Hani geldiğiniz zaman bambaşka bir dünya görüyorsunuz, bambaşka bir kültüre dahil oluyorsunuz.
Yani en zor şeylerinden biri ülkemizde mesela yakınlarda bir deprem felaketiyle karşılaştık. Hani uzaktan o tarz nasıl diyeyim problemleri yaşamak hissetmek çok ayrı bir zorluk. Yani çok da açık bir cevap veremiyorum ama dediğim gibi hani kişisel bir şey. İşin biraz sanırım psikolojik kısmı üzerinde durmak lazım. Hani yani kendinizi iyi tanımanız gerekiyor bence. Hani buraya geldiğiniz zaman yabancılık çekip kendi içinize kapanıp hani hiç kimseyle konuşmayan biri mi olacaksınız yoksa zorluklara rağmen gidip insanların kapısını çalıp onlarla tanışmak istediğinizi, arkadaş olmak istediğinizi söyleyebilecek misiniz? Aynı şey iş ortamı için de geçerli. Hani adapte olabilecek misiniz, ayak uydurabilecek misiniz? Ama ben şuna inanıyorum. İngilizceniz mesela Kanada konusunda çok çok iyiyse buraya geldiğiniz zaman hayatınız bir nebze daha kolay olur. Çünkü dediğim gibi hani işte marketteki kasiyerden tutun da gideceğiniz doktora kadar herkesle olan konuşmalarınız İngilizce olacak. Ya da hani romantik ilişkilerinizde de mesela hani bu bile çok önemli bence. Yani bizim yaşımızda ya da sizlerin yaşında belki bu tarz hani konularda karar vermek pek kolay olmayabilir. Ama açıkçası benim arkadaşlarımdan duyduğum şeylerden biri de hep şu oldu. Hani dediğim gibi ben üniversite bitirdikten sonra buraya geldim. Ve çoğu kişi hep şunu dedi. Hani sen en doğru zamanda gitmişsin. Çünkü Türkiye'de mesela bir sisteme alışıp işte çoluğa çocuğa karıştıktan sonra kalkıp gelmek çok da kolay olmayabiliyor. Hani benim düşüncem şuydu. Hani hayatta yaptıklarından ziyade yapmadıklarından pişman olursun sözüne dayanarak gelip bir görmek istedim ben kendim. Çünkü gelmeseydim aklımda kalacağını biliyordum. Hani Türkiye'de karşılaştığım her sorunda, her sıkıntılı günde ya keşke gitseydim belki hayatım böyle olmazdı diyeceğimi biliyorum. O yüzden geldim gördüm. Hani beğendiğim noktaları oldu. Bu şekilde şimdi devam ediyorum. Teşekkür ederim. Bir askeri projelerin yürütülmesiyle alakalı bir sorumuz var sırada. Irving Tersanesi'nde askeri projeler yapılıyor dediniz. Orada çalışan yabancılar var mı? Yoksa sadece Kanada vatandaşları mı çalışabiliyor gizlilik açısından? Soru bu. Evet. Güzel bir soru. Şöyle ben de mesela JSS Joint Support Ship projesine çalışırken NATO Secret Clearance'ı almam. Daha doğrusu şöyle. NATO Secret Clearance'ım var benim ama aslında reliability seviyesi yani daha düşük bir seviye olan bir clearance'la da çalışabiliyorsunuz. Yani kısacası Kanadalı olmanız gerekmiyor. Ama hani bu reliability almak için belli başlı şartlar var. Sanırım işte hani Kanada'da bir iki senedir oluyor olmak yeterli oluyor. Ben mesela en üst seviyedeki clearance'ı alabilmiştim. Çünkü hani 7 senedir falan Kanada'daydım o şeye, projede çalışmam gerektiği zaman. Hani o yüzden bu şeyi alabilmiştim. Ama sanırım Amerika kadar katı değil Kanada bu konuda. Bir de şöyle hani askeri projede çalıştığınız zaman hani o projenin hangi kısmıyla çalıştığınız da çok önemli. Hani her zaman aslında o gizli bilgilere ulaşmanız da gerekmeyebiliyor. Ama dediğim gibi hani çok büyük bir şey yapmıyorlar. Hani illa Kanada'da doğmuş büyümüş olman gerekmiyor. Teşekkürler. Artık son sorumuz olan soruya geçelim. O da Seattle gemi inşaat sektörü hakkında bir fikriniz var mı acaba? Orada iş imkanı nasıldır? Şeklinde bir soru. Açıkçası Seattle'daki gemi inşa sektörü hakkında pek bir bilgim yok. Çünkü pek yeni inşa yapıldığını zannetmiyorum Seattle'da. Sanırım daha çok tamirat ve belki ufak teknelerle ilgili şeyler vardır. Yani şu an mesela benim de aslında hani bir yerde aklımı kurcalayan bir soru Amerika'da iş imkanları. Hani orada mesela mühendislerin daha iyi maaşlarla çalıştığını duyuyorum. Ama dediğim gibi hani direkt Amerika'ya gitmek zor bir şey. Çünkü Amerika hani Kanada kadar şey değil, esnek değil göçmenlik konusunda.
Ama şöyle bir artı var. Bunu tekrar Kanada'ya çekeyim. Kanada vatandaşlarının NAFTA anlaşmaları sayesinde Amerika'da çalışabilme hakları var. Sanırım Atalay da o yüzden sormuş, çünkü kendisi eğer Kanada vatandaşıysa zaten Amerika'da çalışabilir. Dediğim gibi pek bir bilgim yok. Ama Atalay hani olur da giderse onun da fikirlerini almak isterim Seattle'la ilgili. Amerika'da çalışan çok arkadaşımız var ama yani Amerika'da çalışan gemi ihtiyacı sayısı az değil diye biliyorum. Kendisi teşekkür ettiğini ve umarım bir gün beraber çalışabileceğiz dileklerini iletmiş. Chat'te İnşallah. görebilirsiniz siz de. Başka bir sorumuz yoksa yavaş yavaş toparlayabiliriz. Bu Dilerim. arada bölüyorum, özür dilerim. Ben Gökhan Çakır, Erkan'ın kardeşiyim. Bir kısmınız belki merak ediyordur İsveç ile Kanada arasında ne gibi farklar var diye. Ben şunu söyleyeyim, ekonomik olarak Kanada daha iyi. Yaklaşık biriktirebileceğiniz para %30-40, hatta %50 daha fazla oluyor ve abim İsveç'e geldiğinde kıyaslamıştık. İki ülke hemen hemen aynı pahalılıkta ama Kanada'da maaşlar daha iyi. Onun dışında Rusya-Ukrayna savaşından dolayı İsveç'teki çoğu şirket artık İsveç vatandaşlarını sadece istihdam ediyor gemi inşaatla ilgili. Mesela Kongsberg vardı, bilenler bilir belki, bayağı mühim bir firma. Norveç'in Aselsan'ı. Eskiden her önüne geleni alıyorlardı. Şimdi artık ilanlarda şey görüyorsunuz. İşte biz hani bu kişiler her zaman İsveç ordusuyla beraber çalışıyordu. Ama son zamanlarda şeye başladılar. Ha işte biz orduyla çalıştığımız için İsveç vatandaşlarını alıyoruz sadece diye. Yani Avrupa'da o yüzden gemi inşaat, özellikle savunma sanayi de bağlantılı iş imkanları savaştan dolayı yavaş yavaş kısıtlanıyor. Yani imkanınız varsa Kanada'ya gidin. Başlangıcınızı Kanada'da yapın. Yani daha iyi olur çoğu şey diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Evet, Kanada bir de dediğim gibi hani Avrupa konusunda Avrupa'ya nazaran daha göçmenlere açık bir ülke olduğu için bazı konularda daha kolay. Ama tabii o yine kişiye kalmış bir karar. Çünkü yani Gökhan mesela uçağa atlayıp 2-3 saatte Türkiye'de olabiliyorken benim en az 10-12 saat uçmam gerekiyor İstanbul'a gelebilmek için. Tabii bunun hani hayatınıza nasıl bir etkisi olabilir, siz düşünün derim. Sanırım bu arada Atalay bir soru sormuş maaşlarla ilgili. Evet. Evet. Yani şöyle hani maaşlar tabii ki hani kişinin bulunduğu şeye göre değişiyor, seviyeye göre değişiyor ama sanırım şu an yeni başlayan mühendisleri hani bilmiyorum hani 80 bin dolar, 90 bin dolar olmuş mudur? Açıkçası hani bunlar Türkiye'deki kadar çok açık konuşulan konular değil Kanada'da. Ama hani şunu unutmayın, o para brüt ve senelik para, onun içinden tabii ki vergi de kesiliyor. Hani bu konuda meraklıysanız internetten şeyi arayabilirsiniz. Hani net salary calculator falan gibisinde. Çünkü eyalete göre gelir vergisi de değişiyor. Ama şöyle diyeyim, hani yeni başlayan bir mühendis 4.000-5.000 dolar alır diye tahmin ediyorum. Hani hayat masraflarına da hani kısaca girmek gerekiyorsa kiralar Vancouver'da çok pahalı. Hani iyi bir yerinde güzel bir odalı bir daire tutmak istiyorsanız en az 2000 dolardan başlıyor. Hani o yüzden de dediğim gibi hani Vancouver aslında çok da öyle mühendisin aşırı bir refahlı yaşayabildiği bir şehir değil. Ama tabii hani yani illa Vancouver'da yaşamak zorunda değilsiniz. Kanada'nın başka şehirleri de var. Çok büyük bir ülke dediğim gibi, farklı imkanları da var. Hani kendinize göre en doğru olan seçimi yapabilirsiniz. Evet. Kendisi tekrardan teşekkürlerini iletti sohbet üzerinden. Biz de tekrardan teşekkür ederiz Erkan Bey. Bu hoş söyleşi tadında seminerimiz için. Gerçekten sizinle beraber vakit geçirmek çok keyifliydi. Ve bize kattığınız bilgiler eşsiz oldu kelimenin tam anlamıyla.
Yani benim sorum yok. Anlaşılan daha başka sorularımız da yok. Burada bir son verebiliriz isterseniz. Tamamdır. Ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle organize eden arkadaşlara çok teşekkürler. Sanırım bu aralar vize dönemiymiş. Hepinize başarılar diliyorum. Bana LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar ben her zaman elimden geldiğince bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Evet, fakülteye selamlar, hocalarımıza selamlar. Hepinize bol şanslar, yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Sizleri de belki buralarda görürüz ileride. İnşallah. O zaman görüşmek dileğiyle katılımcı arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi ben de sunmak istiyorum buradan. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim Çok size. teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler.